Emanet ne büyük imtihandır ha. Mehmet Bey. Resulullah buyurur ya. Emanet sahibi olan da kıyameti bekle. Ne güzel söylersiniz Derviş Efendi. Doğru. Büyük imtihandır. Ama hamdolsun ki zayi etmeyiz. Bu pazar Yakup Bey'in bıraktığından daha iyi olacak. Konuşan yüreğin midir, nefsin midir onu biz bilmeyiz. Ama bir bu pazar mıdır sana Yakup Bey'in emaneti? Hoş, öbür emanet çok daha evvelinden verilmiştir. Veda hutbesinde. Veda hutbesinde kadınlar size Allah'ın emanetidir buyurur Resulullah. Şayet o emanete riayet etmez isen, selamet vermez isen ömrünü kıyamete yaklaştırırsın. Bir anam var, bir bacım. İkisini de başımın üzerinde tutarım. Bacım, onun hakkına riayet için nazarında kötü olmayı dahi göze alırım. Yani onun adına karar alırsın ha? Bak şimdi hatırıma ne düşüverdi. Bir gün Ensar'dan bir hanım yana yakıla Peygamber Efendimiz'in huzuruna varır. Der ki ya Resulallah, babam itibarını artırmak için beni kardeşinin oğlu ile evlendirir. Ben ise istemem. Resulullah derhal babasını huzuruna çağırır. Ve şayet kızın rızası yok ise babanın selahiyetini geçersiz kılar. Evlenme iradesini kıza verir. Şimdi dersin ki Derviş Efendi bunları bana ne diye anlatır? Hakka riayet etmek için sünnete bakıp yolunu gör değil. Nefsinle değil, gönlünle amel et diye. Emaneti zayi etmediğinden emin ol diye. Resulullah buyurur ya. Kadınlara ancak asaletli ve şerefli olanlarınız değer verir. Onları kötü ve aşağılık olanlarınız hor görür. Rabbim seni cümleyi asaletli ve şerefli olanlardan eylesin. Amin Derviş Efendi. Hadi selametle.